Hristiyanlıkta bir sürü mezhep var. Şimdi ben bildiklerimi sayayım, belki de daha fazladır. Bir, Katolikler var değil mi? Evet. İki, Ortodokslar var. Gregoryenler var, yani Ortodoks Ermeniler. Evet. Süryaniler var. Evet. Onlar da Ortodoks bir nevi. Ortodoks. Onlar hangi ırk? Aram ırkından. Aram ırkından. Başka hangi mezhepler var? Kıptiler var. Onlar da Ortodoks. 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 Habeşliler var. Onlar da Ortodoks. Onlar da Ortodoks. Malabar Kilisesi Hindistan. Evet. Onlar da Ortodoks. Sırplar, Yunanlılar, Ruslar. Bunlar da Ortodoks. En yaygın inanç hangisi? Katolikler. Malabar kime bağlı şu anda? Malabar'ın bir kısmı Nasturilere bağlı, bir kısmı Süryanilere, Antakya Kilisesi'ne bağlı. Şimdi bunlar da kim nereye bağlı? Mesela Ortodoks, şimdi öyle bir zannediyoruz ki biz bu işlere yabancı olanlar. Sanıyoruz ki bütün Ortodokslar İstanbul'a bağlı. Yok. Bir tek Yunanlılar İstanbul'u tanımıyorlar. Onlar da, pardon Yunanlılar diyorum, Ruslar İstanbul'u tanımıyorlar, ona da ayıp ediyorlar. Ortodoks kiliseli otosefaldir. Ne, nasıldır bu? Nasıl? Hepsi peki bu ne zaman ayrılmış bu mezhepler? Niye ayrılmışlar? Tamam. Şimdi bir iki cümleyle o sonucunu toplayayım, cevabınıza şey edeyim. Şimdi İmparator Justinianus tahta geçince 6. asır, kendisi Latin kökenliydi. Hı-hı. Ve Bizans kilisesini... Benim bildiğim Bizans'ta Latince konuşuyor zaten. Yunanca konuşulmuyor. Yunanca konuşuyorlardı. Ama Justinian Latince konuşuyor. Hayır, ondan önce de Latince konuşulmuyor mu? İlk kuruluş aşamasında. Halk Heraklius döneminden itibaren resmi dil artık şey oluyor. Yunanca mı? Grekçe oluyor. Grekçe. Eski Grekçe oluyor. Justinianus Papa ile anlaştı ve Roma'yı birinci kilise kabul etti. Bizans kilisesini Milli Rum Kilisesi olarak atadı. Buna en son olarak 607'de de İmparator Fokas, Papa 3. Bonifatus'a bir ferman gönderdi. 28. maddeyi kökten çıkardığını, yok ettiğini, konsil kararlarını da yaktığını bildirdi. 1054'ten bu yanı da son 40 yıla kadar iki kilise konuşmuyordu. İki ruhanisi bir araya gelmemişlerdi. O Thomson ilkelerini Katolik Kilisesi uyguluyordu. Bu iş böylece bitti. Yani o dönemden sonra artık bir milli kilise haline geldi. Ben bunu zaman zaman birçok televizyon programında da söyledim. Yani şimdi şöyle bir anlayış çıkabilir bizi izleyenler arasında. Ben Fener Patrikhanesi'nin ökümeniklik şeyine karşı bir adam değilim. Verilebilir. Ben bir bilim adamı olarak bunun ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum. Yoksa beni ilgilendiren bir mesele de değil. Yani aslında ekümenik ve ekümenik değil bu. Ha, yani dinen böyle bir şeyi yok, altyapısı yok. Ama ona da biz karışamayız. Onlar evet, ona da biz karışamayız. Onların bu, meselesi. Ona da biz karışamayız. Bizim değil. Ha şimdi bugün ekümenik de yapabilirler. Yani o zaman anladığım kadarıyla burası bir Grek, Yunan... Evet yani Rum, Grek de değil. Bizans. Rum yani Bizans kilisesi. Bizans. İmparator Rum kilisesi. Peki Yunanlar niye buraya bağlı ve buraya giriyor sürekli? Şimdi yani Greklerle artık yani bir de şu var. Bizans İmparatorluğu mesela Osmanlı gibi böyle tek hanedanlık falan değil. Bir, bir Yunanların imparatorluğu değil yani. Yani İzavriyalı hanedan var, Arap hanedan evet. var, Ermeni hanedan var, Latin hanedan var. İki tane de Grek hanedan var. Ama Grekçe resmi dil oldu. Aha. Ve ondan sonra Grek kültürü Bizans'ın hakim kültürü haline geldi. Yani Vehhabi geldi. Değiliz. Heh. O Kabe'ye gidiyoruz. Tabii. Merkez. Tabii. Bizans'ın merkezi yani. Şimdi bu iş nasıl bitti? Justinianus'tan sonra Heraklius dönemi geldi. Onun arkasından bir baktık ki güneyden İslam orduları gelmeye başladı. Yermük Savaşı'nda bir tek savaşla bütün Suriye bölgesi Müslümanların eline geçti. Amr İbnül As'ın bir tek Mısır'daki 15 bin kişiyle bir savaşla Roma bütün Mısır'ı terk etti. Şimdi İslam tarihçilerin burada düştüğü bir yanılgı var. Mesela bu fetihlerin çok kolay oluşunu, yani koca bir Suriye dediğimiz zaman, bugünkü Ürdün toprakları, Filistin, Lübnan toprakları da Biladüşşam. Bir savaşla nasıl olur? Bizans ordusunun artık tabanı kalmamıştı orada. İslam ordularını
o bölge halkları kurtarıcı olarak karşıladılar. Yani İslam tarihçilerin dediği gibi, evet yeni bir dinin getirdiği heyecan var, bu mutlaka var ama fakat öyle yani iman kuvvetiyle de falan hepsi böyle olmadı. Yapı da buna çok şeydi. Mesela burada bir şey anlatayım. Dinleyicilerin de çok dikkatini çeker. Hazreti Ömer'in bir lakabı var. Faruk lakabı. Hatta Anadolu'da da çocuklarına isim Ömer korurken Faruk. Ömer Faruk diye beraber korurlar. İşte Ebu Bekir'in bir lakabı var. Sıddık. Osman'ın bir lakabı var. Zinnureyn. Ali'nin bir lakabı var. İşte Kerremallahu veçhe gibi. Şimdi bu sıfatları bu sahabeler nasıl aldılar? Bizim kitap klasik kaynaklarımızda anlatılırken Ebu Bekir için derler ki işte bir gün peygamberin yanına geliyordu. Miraç hadisesinin olduğu dönemdi. Kureyşler durdurdular. Dediler gele gel ya seninki iyice kafayı yedi. Ne oldu? İşte göğe çıkmış, miraca çıkmış, Tanrı ile konuşmuş. İşte aynı gece de gelmiş. Ebu Bekir cevap olarak onlara diyor ki bunu o mu söylüyor? Evet deyince o söylüyorsa doğrudur. Bu hadiseyi diyorlar peygambere işte şey ettiklerinde, söylediklerinde peygamber ona dedi ki Ebu Bekir sıddıktır. Çok tasdik eden, inancı çok kuvvetli şey edendir. Hazreti Ömer'in lakabı için ise bizim klasik kaynaklarımızda şöyle bir iftira var. Yani bunu Müslümanlar kendileri yapmışlar, kendi peygamberlerine, kendi şeylerine iftira etmişler. Anlatılanlara göre bir Yahudi ile bir Müslüman bir mesele hususunda davalı olmuşlar. Peygamber'e gitmişler, peygamber de dinlemiş ikisini ve Müslüman'ın lehine karar vermiş. Bunun üzerine Yahudi demiş ki sen Müslümansın diye peygamberin seni tuttu. Ben bu davayı kabul etmiyorum bu neticeyi. E ne yapalım? Ömer'e gidelim. O çok adaletli biridir. Ömer'e gidiyorlar. Yahudi Ömer'i anlatıyor. Diyor ki biz Muhammed'e gittik, durumu söyledik fakat o bu Müslüman'ı kayırdı. Ben onun verdiği hükme razı olmadım. Sen adil bir insansın. Bunun için sana geldik. Öyle deyince diyor Hazreti Ömer kılıcını çekti ve ulan işte neyse sen nasıl peygamberin verdiği hükmü beğenmezsin diye Yahudi'nin kafasını uçurdu orada. Bunun üzerine diyorlar ki bu hadiseyi peygambere anlattığında peygamber ona dedi ki Ömer Faruk'tur. Yani hak ile batılı ayırt eden anlamında bu lakabı ve sıfatı peygamber verdi. Şimdi bu Müslümanların kendi peygamberlerine yaptığı bir iftiradır. Bu akıl bunu almaz. Yani bir Yahudi ne günahı var bu adamın? Yani şimdi evrensel rahmet peygamberi gelecek, günahsız bir insan bilmem ne edecek, gidip orada hakkını savunurken birisi kılıcı çekip kafasını vuracak ve bu peygamber de bunu onaylayacak. Bu mümkün değil. Bu Hazreti Ömer'in lakabını Suriye Hristiyanları vermişlerdir Hazreti Ömer'e. Kudüs'ün fethi sırasında Ebu Ubeyde'ye şehri teslim etmiyorlar. Diyorlar ki halife gelsin ona teslim edelim. Hazreti Ömer'e de haber gönderiliyor. O gelince şehrin surlarının dışında toplanan Kudüs halkı nümayiş yapıyorlar. Foruko, Foruko diye bağırıyorlar. Ne demek o? Foruko Süryanca'da kurtarıcı demektir. Faruk lakabı budur. Çünkü Arapçada da siz bilirsiniz. Faruk diye, faul diye bir bab yoktur. Farik olması lazımdır. Evet, farik olması yani katip gibi, hayır, fatih evet. gibi. Onun da farik olması lazım. Faul diye bir bab yok. Arapçada o yüzden bu kelime Arapçada değil zaten. Yani Süryanilerin, Kudüs Hristiyanlarının Hazreti Ömer'e verdiği bir sıfattır, kurtarıcı demektir. Faruk. Evet. Yani bu Müslümanlar için övünülecek bir şeydir. Peygamberlerine iftira edeceklerine doğru dürüst şeyin nereden geldiğini araştırsalardı bu iş daha şey olurdu. Hocam bir şey var, mail var. Onu size bir okuyayım mı? Yazan kim? Tuna Çelik. Allah Allah. Firma adı gibi. Değil mi öyle bir şey var? Avrupa Süryaniler Birliği yürütme kurulu üyesiymiş. Programımızın konuğu Sayın Mehmet Çelik,
tek yanlı ve sabit fikirleri nedeniyle Süryaniler tarafından pek sevilmez. Dikkate de alınmaz. Ancak ben konuyu ilgiyle izliyorum. Şimdiye kadar ortaya çıkan yanlışlıklara dikkatinizi çekmek isterim. 1. 400 incir hikayesi yalandır. 2. Konsülde konuşulan dil konusunda söylenenler batıldır ve kimse böyle düşünmemektedir. 3. 381 yılında yapılan ve kutsal sayılan İstanbul Konsili'nde İstanbul patriklik düzenine çıkarılır ve protokolde Roma'dan sonra ikinci sırayı alır. 4. Antakya Süryani Patrikliği hiçbir zaman Fener'e bağlı olmamıştır. 5. Meryem konusunda iddia edilenler de yanlıştır. İznik Amentüsü'nde konumu net olarak ortaya konmuştur. Şimdi ben o arkadaşın dediğine şunu söyleyeyim. Evet, Süryanilerin içerisinde özellikle İsveç'te Safe Center merkezinde toplanan bir avuç Süryani beni sevmiyorlar. Fakat Süryanilerin %99'u olan o büyük kitle beni severler, takdir ederler. Ben o arkadaşa sadece şunu söyleyeyim. Mor Afram, Köhnüsü adlı meşhur eserinde. Mor Filiksinos de Maboh, Sünnedüs de Halkidona. Mor Ignatius Afram I, Dino de Tirto. Mor Ignatius Afram I, Dürer en Nefise fi Muhtasar Tarihil Kenise. Meşhur eseri Lülü Mensur. Daha sonra ikinci Afram'ın El Mebahisül Celiye. Mor Ignatius Antonios II'nin Kitobo de Tixo. Bu söylediklerimin hepsi Patrika. Mor Ignatius Bar Vehib'in, Mor Ignatius Luozor Bar Subson'un, Mor Ignatius 3. Yakub'un, El Hakayikül Celiye, El Mücahidur Resul Ekber Mar Yakub Barad'i, Tarihül Kenisetü Süryaniyetül Antakiyye, Mor Ignatius Zekya Ayvaz, şu andaki Patrik. Ben onların eserlerinden aldım bunlar, bu yazdıklarımı. Kendisi bilmiyor. Yani saydığım eserlerin yazarları patriklik yapmışlar. Öyle sıradan şeyler değiller. Süryani patrikleri bunlar. Süryani patrikleri. Yani o kendisi bilmiyor. Süryani patriği yani şey. Yani Süryani'nin en büyük, patrik. Tabii en büyük bilim adamları onların yazdığı kaynaklarda bu söylediklerim yazıyor. Yani kendi kaynaklarından haberleri yok bunların. Şimdi... buralar İslam hakimiyetine geçtikten sonra tabanları da bu iki kilisenin Müslümanlaştı ve ondan sonra Antakya Patrikliği, İskenderiye Patrikliği gittikçe güç kaybetti. Hristiyanlık dünyasındaki bu kavga da bitti. Daha sonra işte İstanbul'un... Demek ki arkasındaki siyasi güç olmayan, dini güç evet, yaşayamıyor. Evet, yani tabanlarını kaybettiler ve ondan sonra Bizans Kilisesi de 1453 yılına kadar, bakın 1453 yılına kadar o tarihten bana Bizans resmi kilisesinin dışında Ortodoks Ermeni kiliselerini, Ortodoks Süryani kiliselerini, Ortodoks Kıpti kiliselerini, Ortodoks Rus kiliselerini, Ortodoks Sırp kiliselerine bir tane hademe atadıklarına dair bir belge bana göstersinler, ben bütün bu iddialarımdan vazgeçeyim. Yani milli bir kilisedir, kendi kiliselerine atama yapmışlar. Ya Yunan kiliselerine. Evet, yani Rum kiliseleri, ondan sonra da Yunan kiliseleri. Tarihte sadece Bulgar kilisesi bir dönem bunların üzerinden başkentle işlerini öyle götürmüşlerdir. O da bir bağlılık değil yani atama şeklinde onların emrinde olan bir bağlılık değil. Sadece bir vekalet meselesi. Süryanilerin Ermenilere verdikleri vekalet gibi. Peki ne zaman çıktı bu şeyler ortaya? Şimdi Osmanlı dönemine gelindikten sonra... Yok şey soruyorum ben, bu ne zaman tam net olarak belli oldu Hristiyanlık meslekleri? 451 Kadıköy Konsili'nden sonra bu kavgalar bir yandan milliyetçiliği geliştirdi, bir yandan da dini bir anlayış meydana getirdi. Öyle oldu ki gelen imparator bir katliam yapıyor, her şey bitti diyor. 20 sene sonra bir bakıyorsunuz ki
tekrar çıkıyor. Aynı fikirler düşmeye başladı. Mesela İmparator Markianus bunun için Piskopos Hosius'a diyor ki, ya bu fikirler nereden geliyor? Bu batıl fikirler, bu sapkın fikirler, heretik fikirler. Bir rapor hazırladı. Batıl dedi, hangi fikri kastediyor? Yani İsa'da tek tabiat olduğunu savunanlar. Monofizitleri vesaire kastediyor. Bu da bütün doğuyu geziyor bir heyetle. 1,5 yıl içerisinde bir rapor hazırlıyor. Diyor ki, bu kütüphanelerden kaynaklanıyor. Siz o adamları kesiyorsunuz ama efendime söyleyeyim, kitapları kütüphaneler duruyor. Ve kitapları yakıyorlar. Şimdi bakın, bir problem var. Şimdi İslam dünyasında en orta çağ dünyasında en büyük kütüphane İskenderiye Kütüphanesi. Onun yanında büyük kütüphaneler var. Efes var, Bergama var, işte şu var, bu var. Şimdi bu Batılıların bu tür halkları olduğu için bize de diyorlar ki burayı Hazreti Ömer yaktırdı. Rivayete göre, bu rivayeti Bar Obroyu 12. yüzyıl. Ondan sonra ben onunla ilgili bir makale de yazdım. İbnül Kıfti, bu da 13. yüzyılda yaşamış. Rivayete göre Amr İbnül As burayı alınca Hazreti Ömer'e bir mektup yazıyor. Şimdi İslam savaş hukukuna göre savaşta ele geçirilen ganimetler, ister para olsun, ister kumaş olsun, ister başka bir şey olsun, bunların 1/5'ü savaşa katılanlara, 1/5'i de hazineye gönderilir. İlk defa burada kitaplarla karşılaşıyorlar. Ve Amr İbnül As Hazreti Ömer'e bir mektup yazıyor. Diyor ki burada kitaplar var, böyle böyle böyle, ben bunları ne yapayım? Yani bunları da askere dağıtayım mı 3'er 5'er? Ve bunlar bizim dilimizde değil diyor. Grekçe, Latince falan yazılmış kitaplar, Kıptice. Güya Hazreti Ömer de diyor ki, ya diyor bak o kütüphaneye. Eğer onlarda yazanlar Kur'an'a tersse onları imha et. Yok ters değil ama Kur'an'da da varsa gene imha et. Yani iki şekilde de imha et diyor güya. Ve bunun üzerine diyorlar ki Amr İbnül As Büyük İskenderiye Kütüphanesini yaktırdı. Şimdi bu rivayeti yapanlar, Amr İbnül As'ın yaptığı şey 7. yüzyılda. Fakat bu rivayeti yapan İbnül Kıfti 13. yüzyılda yaşamış. Bar Obro'yu 13. yüzyılda yaşamış. Arada 600 sene var. Ve bunların hiçbirisi de kaynak göstermiyor. Yani bunu şuradan aldık, bu iddiayı bir şey demiyorlar. Bu Müslüman yazarlar da tuttular, bunu aynen aldılar. Mesela Katip Çelebi'de var bu. Katip Çelebi diyor ki, ya tamam Hazreti Ömer burayı yaktırmış ama fakat öyle Batılıların da işte iddia ettikleri gibi çok kitap yoktu. Yani o eski ihtişamlı dönemi yoktu. Burası depremlerde tahrip olmuştu, birkaç sefer yangın geçirmişti de 15-20 bin kitap ancak vardı. Az mı yahu? El yazması. Yani 300 bin, 400 bin kitaptan bahsediliyor. O onu azaltmış, oraya getirmiş. Katip Çelebi'den bu yanı gerek Mısır'da, gerek Irak'ta bu İslam kültür tarihi üzerinde eser yazanlar reddetmiyorlar. Fakat şey ediyorlar. Yani rakamı küçültüyorlar. Sonunda ya iki kitap vardı, onu yaklaşacaklar. Bu Zeki Magamiz'in tercüme ettiği yazarın Edim adı neydi? O da Kıpti o. Evet, onu yazan. Medeniyet İslamiye. Evet. O kitap biraz sonra adı ismimize gelir. Georgi Zeydan. Yani uzun anlatır. Evet. Adeta böyle öfke çıkarır gibi şey eder gibi, bunu da kabul edelim diyor. Ben bu Süryaniler üzerine çalışırken bu Kadıköy Konsili'nden sonra o Markianus döneminde Mor Mikhail Rabo'nun kroniğinde bu kütüphanenin Markianus'un emriyle yakıldığını orada fermanı veriyor. Daha sonra da Berlin Devlet Kütüphanesi'nde orijinalinde. Fermanın orijinalinde. Evet, ve Batılılar bunu bildikleri halde bugüne kadar şey etmediler. Hazreti Ömer'le hiç alakası yok. 400 Bizans yaktırmış yani. Evet. Daha İmparator önce. Markianus. Hemen önce. Kadıköy Konsili'nden sonra ben onunla ilgili o belgeleri koydum, bir makalede de yayınladım Fırat Süper Üniversitesi'nin. Hikaye.
şeyinde yayınlandı. 200 sene önce. 200 sene önce. 200 sene önce. Evet. Bizans yaktırıyor ama Bizans, Müslümanların üstüne geçiyor. Fakat Müslümanların üzerine şey ediliyor. Yani. Evet evet ferman da duruyor. Süryani kaynaklarında da fermanın... Ferman peki Almanya nereden gitmiş? Yani oradaki bilmiyorum. Orada devlet kütüphanesinde var. Ben oradan bir mikrofilmini aldırdım. Fakat Süryani kroniklerinde fermanın şeyi var. Metni. Yani metni var. Metni var. Mesela Mor Mikhail Rabo'da var. Onun zannediyorum şu anda... Mor ne demek? Aziz demek. İşte aziz bugün mor demişim ben de. İşte, mor Fatih. Mor. Altaylı Oğuz mor. Nasturiler mar diyorlar. Mar. O şeyi oradan geliyor. Şimdi şey ettim. Şu anda Pola Aydemir diye bir Süryani öğretim üyesi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nde belki de bizi dinliyordur şeyde. Bu Chabot'un Fransızca'ya çevirdiği o Mor Mikhail Rabon yani Süryani Mikhail diye bizim bildiğimiz. O vekayinameyi mi diyorsunuz? Evet o vekayinameyi şu anda o Fransızcasından çeviriyor. Birinci cildini de bitirmiş durumda. Zannediyorum İstanbul Süryani Metropolitliği bastıracak onu. Fakat yıllar önce onun Türk Tarih Kurumu'nda siz biliyorsunuz onun bir şey Andersen tarafından bir çevirisi var. Fakat o çevirinin Türkçesi güzel değil. Yeniden. Onu birkaç tane profesöre hocam, tabii 1940'lı şey yıllarda. Bu kadar adı nasıl aklınıza tutuyorsunuz? Vallahi ben akşam yediğimi unutuyorum ama tarihle ilgili şeyleri unutmuyorum. Bu da bir Allah vergisi. Yani bu o, da öyle. Evet yani. Bu tarihçinin ortak özelliği isim hatırlamak. Süleyman Demirel de mesela sıkı tarihçi olabilirmiş. Zaten o Mami Hayal. Yani kendi adımı zor hatırlıyorum. Kızımın adını işte hatırlıyorum. Eşimle adını hatırlıyorum. Sıkıysa hatırlamayayım ama yani. Bu kadar isim hatırlamak biraz acayip bir iş.